can show you what love's supposed to feel like. I can show you what love's supposed to be. Selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte TCL 55C728'in incelemesini yapacağız. Daha önce bir değerlendirme videosu çektim, sonra görüntü deneyimi videosu çektim. Hatta tavsiye videosunda da bahsetmiştim bu televizyondan. Artık bayağı benim de deneyimim arttı, bayağı da bir kurcaladım. Dedim incelemeyi de çekeyim, milleti de bekletmeyeyim. Değerlendirme videosunu çok erken çekme sebebim de şuydu arkadaşlar, o zamanki fiyatı muhteşem bir fiyattı. Dedim ki insanlar kaçırmasın, zaten ben söyledikten bir hafta sonra mı, iki hafta sonra mı fiyatı bayağı bir arttı. O zamanki dolar kuru falan da tabii ki bayağı etkili oldu ama ben o zaman kaçırmayın diye onu çekmek istemiştim. Şimdi inceleme konusunda da bayağı bir hani yetkin oldum diyebilirim. Bu incelemeyi yaparsak da aklınızda soru işareti kalacağını düşünmüyorum. Ben çok fazla böyle ince teknik detaylara girmeyeceğim. Onları yine değerlendirme videosunda da konuşmuştuk. Burada da yazılı olarak veririm. Daha çok bize böyle önem arz eden teknik detayların üzerinde duracağım. Diğerlerini dediğim gibi yazılı olarak vereceğim. Şimdi biz panel özellikleriyle başlayalım. Sonra detaylandırmaya devam edelim. Direkt LED aydınlatmalı VA paneli kullanıyor. 8 bit FRC şeklinde 10 bit rengi bize verebiliyor. Ama kendinden 10 bit değil, 8 bit FRC şeklinde veriyor. Onu belirteyim. 120 Hz'e kadar yenilemeyi destekliyor panel. Ama bazı yerde bunu 100 Hz'de görebilirsiniz. Bazı yerde 120 Hz'de görebilirsiniz. Bunun sebebi de NTSC ve PAL farkından. Siz buna PS5 ya da Xbox Series X falan bağlarsanız 4K 120 FPS'te oyununuzu oynarsınız. Bunun yanında televizyonun en çok konuşulan noktalarından bir tanesi parlaklık. Çünkü bunun bayağı bir özelliği üst seviyelerde. Öyle olduğu zaman da insanlar bundan daha üst seviye bir parlaklık beklediler. Ama bu televizyonda 330 nit fabrika verilerine göre parlaklık var. Bende nit ölçer var. Şöyle parlaklık ölçer var. Bununla ölçtüğüm zaman da arkadaşlar 420 nitse kadar parlaklık ölçtüğüm yerler oldu. Ama bu homojen parlaklık konusunda fabrika verilerini dikkate alırsak da 330 nit parlaklıktan bahsedebiliriz. Parlaklık konusunda böyle deneyimimden bahsedecek olursam günlük kullanımda parlaklık rahatsız etmiyor. Ama HDR konusuna girdiğiniz zaman, yani HDR bir şeyler oynatmaya başladığınız zaman ya diyorsun ki bu parlaklık biraz daha yüksek olmalıymış. Bazı yerlerde çünkü parlaklığın artması o size derinliği veriyor. Yani dinamik aralık diyoruz ya, o aralığı arttırıyor. Arttırdığı zaman da daha hoş bir görüntü oluyor. Daha böyle sinema keyfiniz artıyor. Ben o zaman dedim ki keşke parlaklığı biraz daha yüksek olsaymış. Şahsi fikrimi sorarsanız bence minimum, eğer HDR'dan iyi bir verim almak istiyorsanız 800'ün üzerinde bir parlaklığı olan televizyon tercih etmelisiniz. Ama onu da söyleyeyim, orada fiyatlar da uçuyor. Şimdi isterseniz biraz da sesten bahsedelim. Yine görüntüden falan konuşacağız. 20 watt bir ses performansı var arkadaşlar. İki kanal, yani stereo olarak verebiliyor. Onkyo firmasıyla çalışmışlar. Yani bu sesin equalizer ayarları gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ses şiddeti bana sanki 20 watt'ın üstündeymiş gibi geldi. Ama orada ne eksiklik hissedebilirsiniz? Mesela ses sistemine alışkınsanız benim gibi, ben bas eksikliğini hissediyorum. Çünkü ben bir film izlerken şu an elektrik fiyatlarından dolayı çok açamıyorum ama açtığım zaman ses sistemi böyle evde gümbür gümbür bana o efekti veriyor. Bir televizyon kullanırken o efekti gümbür gümbür alamıyorsunuz ama 20 watt bir televizyon düşünürsek, şimdi 20 watt tüm televizyonları düşünürsek onların içinde ilk sıralarda olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Hani orada şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bu televizyondan memnun kalmamış birini düşünün. İşte diyor ki görüntüden şöyle memnun kalmadım, böyle memnun kalmadım. Ona bile sorsanız ses konusunda memnun kalacağını düşünüyorum. Yani o bile der ki ses konusunda iyiydi. Ben işte görüntüden memnun kalmadım filan der. Yani ses konusunda dediğim gibi sınıfı geçti. Burada da tekrar ediyorum. 20 watt ses sistemleri arasında, yani 20 wattlık televizyonlar arasında konuşuyorum. Gidip de 60 wattlık filan televizyonları bu kategoriye sokmadan değerlendiriyoruz. Orada şunu da ekleyebiliriz. Bu ses sistemiyle hani siz çok çok ileri seviye böyle sinema keyfi aramıyorsanız gayet mutlu olursunuz. Hani ekstradan bir ses sistemi alma gereği duymazsınız. Onu da eklemiş olalım. Diğer sevdiğim noktadan bahsedeyim isterseniz. Android işletim sistemini kullanıyor. Zaten buradan da görüyorsunuz. Donanımı da Android için gayet uygun arkadaşlar. İsterseniz videonun başından böyle performans değerlerini de vereyim. Android konusunda neden memnun kaldığımı da az çok anlamış olacaksınız. Android'de TVOS kullanıyor tabii haliyle ve Android 11 ile geliyor. Performans testlerini de hemen vereyim. Geekbench testinde tek çekirdekte 927 puan, çoklu çekirdekte 2367 puan ve grafik çekirdeklerinde 1836 puan alıyor. 3D Mark Slingshot'tan 629 puan alıyor.
Bellek okuma yazma testi yapıyoruz. Biliyorsunuz bu önemli çünkü cihazın çalışma hızını bayağı bir etkiliyor bu. Orada da okumada 140 MB, yazmada da 41 MB'lık hızlara ulaşabiliyorsunuz. RAM hızı da 2.1 bölü saniye. DDR4 RAM kullanıyor. Ben biraz daha yüksek olmasını beklerdim ama size şöyle söyleyeyim bu donanımı. 1000-1500 lira aralığında bir TV box düşünün. O ayarda bir donanımı var diyebilirim. Hatta Amazon Fire Stick'e çok yakın bir donanım olduğunu konuşabiliriz. Bizdeki satılan sticklerden daha güçlü. Birçok box'tan da daha güçlü bir Android donanımı var. Hatta biraz da o donanımdan bahsedelim. MediaTek MT9615 chipsetini kullanıyor. Bu chipseti farklı bir isimle de görebilirsiniz. Kendi içinde ayrılıyor. Normalde 1.6 GHz'de çalışıyor ama AIDA'da baktığınız zaman 1.3 olarak gösteriyor. Onu ben tam çözemedim neden olduğunu ama hani performans verilerine baktığınız zaman yüksek çıkıyor zaten. Mali G52 grafik çekirdeğini kullanıyor. 3 GB DDR4 RAM var. 32 GB da depolamayla geliyor. Ben Android donanımı konusunda rahatlıkla memnun kaldığımı söyleyebilirim. Benim kendi televizyonum 1.5 GB RAM kullanıyor. Ben onda da çok sorun yaşamıyorum ama bu Android 11'i çok rahat kullanıyor. Android kullanımı ve donanımı konusunda kesinlikle memnun kaldığımı söyleyebilirim. Orada tek sıkıntı Android 11 olması. Neden derseniz birçok uygulamanın uyumsuzluk sorunları oluyor şu anda. Hatta APK kurarsanız dışarıdan APK kurma şansınız da var buna. Yani Android paketlerini kurma şansınız da var. O zaman biraz daha stabiliteyi bozuyorsunuz. Bir de böyle gördüğüm eksiklik şu. Şurada bir tane hızlandırma ayarı var arkadaşlar. Kumandayla üstüne geliyorsunuz. Onda televizyonun işte arka planda çalışan uygulamaları falan kapatabiliyorsunuz. Ben onu ne zaman kullansam stabilite bozuluyor arkadaşlar. O yüzden onu çok fazla sizin de kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bir güncelleme gelecektir onunla ilgili. Biz devam edelim. Android dedik. Android oyunları falan da destekliyor. İster normal Android marketten oyunlar indirin. Performans da yeterli olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. İsterseniz emülatör yükleyin. Tekken 6'da falan da akıcı oynayabiliyorsunuz. PSP oyunlarını falan. Hiç problem olmuyor. Orada da memnun kaldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Hem Bluetooth kulaklık hem gamepad hepsini bağladım. Hiçbir problem olmadan kullanabiliyorsunuz. Çift gamepad de oynayabiliyorsunuz. Ben bir tanesini Bluetooth'ta bir tanesi de 2.4 GHz böyle bağladım. İki kişilik de oyunlar oynayabildim. Orada da sıkıntı olmadı. Artık televizyonları anlatırken uydudan falan çok bahsetmiyoruz ama tabii ki ondan da bahsetmek lazım. Birçok kişi hala uyduyu kullanıyor. Uydu yetenekleri standart bir televizyon diyebilirim arkadaşlar. TKGS desteği var. Orada da en sevmediğim nokta ne oldu derseniz TKGS'den listeyi yüklüyorsunuz. Normalde TKGS'nin kendi listesi vardır yani sıralaması vardır. Şimdi atıyorum TRT1'de işte ATV5'te vesaire gibi. Ama bunda harf sırasına göre diziyor ve değiştirilemiyor. Ben onu hiç sevmedim. Yani işte arka arkaya aynı şey kanallar falan denk geliyor. Sevmediğim kanallar denk geliyor. Tek tek onları değiştirmeyle falan uğraşmanız lazım. Yani tüm komple listeyi sıralamanız lazım kendiniz. Öyle bir ihtimaliniz var. Öyle bir özelliği var ama tek tek onunla uğraşmayı sevmiyorum. TKGS dediğin zaman kendi listesini getirmesi lazım. O bakımdan onu eleştirebilirim. Android dedik tabii ki Chromecast'te AirPlay falan da destekliyor. Kablosuz görüntü yansıtma konusunda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bunun yanında mobil uygulaması da bulunuyor. Hem TCL'in kendi uygulaması var hem de Android'in kendi uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Yani marketten diğer uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. TCL'in uygulaması da gayet kullanışlı. Onunla uzaktan kontrol de edebiliyorsunuz. Belki kumandasından bahsedebiliriz. Kumandası hem kızıl ötesi hem Bluetooth'u kullanıyor. Kumandada sevmediğim iki şey var arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. Bir tanesi şurada zaten detayda göreceksiniz. Ses kısmı açma tuşu var. Onu mesela ben olsam sola koyardım. Orada işte sesli fonksiyonlar var. Sesli kontrol destekliyor bu televizyon ve kumanda. O tuşu mesela ortaya getirirdim. Ve şurada renkli tuşlar var. Biliyorsunuz kumandalarda böyle işte kırmızı, mavi, sarı gibi renkli tuşlar olur. Onu tek tuşla toplamışlar. O mesela bazı uygulamalarda işlevsiz kalıyor. Çünkü bazı uygulamalarda o renkli tuşlara bas filan diyor işte. Biz Android'de kullanıyoruz. Anlayanlar anlamıştır. Orada mesela bu işlevsiz kalıyor. Onu sevmedim. Bir de dediğim gibi tasarım olarak şu iki tuşu ortaya getirselermiş çok güzel olurmuş. Ama böyle bu tarafa sola aldıkları zaman ben birazcık böyle alışmakta zorlandım. Bir diğer eleştireceğim şey de kumandada. Burada mesela OK tuşu var değil mi? Uydudan işte kanalları listeleyeceksiniz. OK'ye basıyorsunuz. Kanal listesi gelmiyor. Burada list var. O liste bastığınız zaman kanal listesi geliyor. Oradan kanalı seçiyorsunuz ama benim elim alışmış. Ben bu OK'ye bastığım zaman liste gelmesini istiyorum. Onunla ilgili de bir güncelleme beklemedeyim. Şimdi sesli fonksiyonu destekliyor dedik. Bir de televizyonun arkasında manuel bir tuş var arkadaşlar. Fiziksel bir tuş var. Onunla sesli fonksiyonları kapatabiliyorsunuz. Onu kapattığınız zaman bunun üzerindeki sesli fonksiyonlar falan çalışmıyor. Bir de orada şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Üzerine mouse bağladım ben. Mouse bağladığım zaman da sesli komutları kullanamadım. Onun da güncellenmesi gerekiyor. Tabii ki mouse bağladım derken Bluetooth'tan bahsetmiyorum. 2.4 GHz alıcılı olarak yani USB 2 portu var üzerinde. Oradan mouse bağladığımda sesli fonksiyonlar devre dışı kaldı. Onunla ilgili bir güncelleme gelir.
Şimdi biz devam edelim burada. Bluetooth desteği de bulunuyor tabii ki. Zaten kumanda da Bluetooth üzerinden çalışıyor. 2.4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi'yi destekliyor arkadaşlar. Wi-Fi AC desteği bulunuyor. 100 megabitlik LAN portu bulunuyor. Yani Ethernet portu da var. Oradan kablolu da bağlayabiliyorsun. Bir tane USB 2 portu olduğundan bahsettim. USB 3 portu bulunmuyor. Bunu da eklemiş olalım. Kendi üzerinde 4 tane HDMI 2.1 portu var ama bunların 2 tanesi 4K 120 FPS'i destekliyor. 2 tanesi de 4K 60 FPS destekliyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi 4K 60 FPS için destekliyor. Nasıl HDMI 2.1? Ama HDMI 2.1'de sadece FPS yok arkadaşlar. Dinamik HDR falan gibi şeyler var. O konularda desteği var ama FPS konusunda ikisi 120 FPS'i destekliyor. İkisi de 60 FPS'i. Biz devam edelim. Optik ses çıkışı bulunuyor. AV portu var 3.5 mm tipinde. Kulaklık jack'ı var yine 3.5 mm tipinde. HDMI jack'i destekliyor arkadaşlar. Bunlar hani TV Box falan bağlıyoruz ya. Bu televizyonda hiç gerek duymuyorum. Kesinlikle bu televizyonu alan TV Box'a falan para harcamasın. Çünkü gayet yetenekli bir Android donanımı ve Android yazılımı var. Ama oldu da farklı bir cihaz taktınız. HDMI jack desteği isterseniz bu cihazda bulunuyor. Kart modül de var. Eğer kart modülüne ihtiyacınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Tabii ki VESA bağlantıyı destekliyor. Duvara falan asabiliyorsunuz. 2 yıl garanti oluyor arkadaşlar. Bilkom'dan 2 yıl garantiyi kullanabiliyorsunuz. Garanti ya da servis konusunda sorunuz varsa da orada hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü benim o konuda bir deneyimim yok. Ne artı diyebilirim ne eksi diyebilirim. Çünkü şöyle bir şey var. Bu televizyon bana kargodan geliyor. Ben kurulumunu da kendim yapıyorum. Ayağının vidasına kadar kendim takıyorum zaten. Hani servise hiçbir işim olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Servis getirse adam beni tanısa zaten bana iyi davranacak. Bir sorunum olsa zaten onu kolaylıkla çözecek. Şimdi orada iyi desem de saçma olur. Başka bir şey olsa kötü desem de saçma olur. O yüzden servis konusunda sizlerin yorumlarından gitmek daha doğru. Şimdi arkadaşlar biraz daha deneyim kısmına geçelim isterseniz. Ben de biliyorsunuz Xbox One X var. Series X yok maalesef. Ama ben o konsolla oyun oynarken de gayet keyifli oynadım. Hani renkler olsun, parlaklık olarak da beni çok rahatsız etmedi orada. Renkler olsun gayet güzeldi. Parlaklık beni sadece HDR filmlerde biraz rahatsız etti. Bir de şöyle bir şey var, onu da eklemek istiyorum. Televizyonun yazılım işleme algoritmasının biraz daha geliştirilmesi lazım. Mesela televizyonun kendi üzerinden bir şey çalıştırdığınız zaman görüntüden mesela memnun kalmadınız diyelim. Gidin HDMI portundan bir cihaz bağlayın, onun üzerinden görüntüyü alın. O zaman çok daha iyi bir görüntü aldığınızı göreceksiniz. Yani panel yeteneği olarak gayet iyi, görüntü işleme algoritmasında bir tık iyileşmesi gerekiyor. Güncellemeyle falan yaparlar. Yarın bir gün bu videoyu izlerken dersiniz ki abi o sorun çözüldü işte şu an daha iyi işliyor falan diyebilirsiniz. Şu anda da çok kötü değil ama ben biliyorsunuz artık çok üst seviye televizyonları falan da görüyorum. Artık gözüm hep onlara gidiyor. Normalde bu televizyon birçok kişi için diyebilir ki ya abi daha iyi ne renk olacak ya da daha iyi ne görmeyi bekliyorsun falan diyebilir ama ya birçok televizyon görüyoruz. Mesela OLED görüyorsun. Bir OLED'i gördüğün zaman bu tarz televizyonların hepsi sana kötü gelmeye başlıyor. Onu da dikkate alın. Ancak bunun dışında konsol konusunda ben çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Zaten uzun saatler oynadım yani. Hiçbir problem de yaşamadım. Size de deneyim videosunda aktarmaya çalışmıştım. Orada da kendiniz renkleri, renklerin ayarlanmasını falan gördünüz. Şunu da tabii ki orada ekleyelim. Daha önceki videolarda da bahsettim. Bu televizyon varsayılan ayarlarıyla geldiğinde görüntü beni çok tatmin etmemişti. Ben bu televizyonu daha önceden de gördüğüm için görüntünün o kadar kötü olduğunu hani düşünmedim zaten. Direkt dedim ki hemen ayarlamalarını yapmam lazım. Televizyonu ayarladıktan sonra da gayet memnun kaldım. Orada şunu da ekleyeyim. Bu ayarları tüm portlara ya da tüm böyle şeylere de dağıtabiliyorsunuz. Yani nedir bu? Uydu kısmına ya da HDMI 1, HDMI 2 portuna ya da Android kısmına falan dağıtabiliyorsunuz. Yani bir ayar yaptınız. Hepsinde bunu kullan diyebiliyorsunuz. Ben onu çok önermiyorum size. Her yere kendi ayarınızı tekrardan yapın. Mesela ne yaptınız? Konsol bağladınız değil mi? Konsolun ayarlarını bir yapın. Sonra gittiniz mesela HDR bir film oynatıyorsunuz. HDR bölümü açılıyor orada. Onun ayarlarını kendiniz yapın. Yani her böyle fonksiyonu tek tek ayarlayın derim. Burada kendi deneyimimden böyle söylüyorum çünkü ben o şekilde çok daha iyi verim aldım. Zaten bahsetmiştim Android konusunda da ben hiçbir problem yaşamadım. Bazı arkadaşlar donuyor falan demiş. Ben yani dondurmak için bayağı bir uğraştım. Sadece şuradaki sistem hızlandırmayı kullandığım zaman bazen problem oldu. Onun dışında hiçbir problem yaşamadım. Birkaç tane dışarıdan APK kurdum. Onlarda kilitlendiği oldu ama o APK yüzünden sonra o APK'yı kapattığım zaman ya da açmadığım zaman hiçbir problem olmadı. Orada televizyonu suçlayamam. Çünkü ben APK'ları kurarak zorladım onu. O yüzden dediğim gibi genel kullanımda hiçbir problem yaşamadım. Bunun dışında isterseniz şundan da bahsedelim. Lisanslı bir televizyon. Amazon Prime, Netflix, işte YouTube falan bunlarda da bir problemim olmadı benim. Bir ara şey olmuştu bu işte Dolby Vision desteği var dedim ya Dolby Vision'ı açarken sıkıntı yaşamıştım ama o da zaten şeyden dolayıymış. Media Player'dan dolayıymış. Sonra destekleyen Media Player'ları açtığım zaman bir problem olmadı. Orada da kullanabildim.
YouTube'da da yine 4K videoları falan zaten izleyebiliyorsunuz. Hiçbir problem olmuyor. Ben deneyim videosunda da göstermeye çalışmıştım. Bu videoya da yine ekleyeceğim. 4K konusunda bir probleminiz yok. 8K'ya da zorlayabilirsiniz ama orada frame atlamalar olacaktır. 4K konusunda hakkını veriyor. Orada şu konuda mesela bana yazanlar olmuş. Abi biz 4K videoları falan açıyoruz. İleri geri aldığımız zaman donuyor falan dediler. Ya ben bayağı bir videoda denedim. Hatta diğer o görüntü deneyim videosunda da aktarmaya çalıştım. İleri alıyorum, geri alıyorum, HDR falan açıyorum ama hiçbir türlü sorun yaşamadım. O yüzden dediğim gibi ben bu konuda bir şey diyemem. Ben sorunsuz kullandım. Ben böyle söylüyorum ama sizin televizyonla ilgili bir deneyiminiz varsa onu mutlaka aşağıya aktarın. Yani yorumlara yazın ki diğer arkadaşlar da faydalansın. Biz devam edelim. Tabii ki bulut oyunları falan da destekliyor. Atıyorum GeForce Now falan kullanabiliyorsunuz. Orada da bir problem yok. Evinizde bir kasanız var. Onun üzerinden bunu aktarma yapmak istiyorsunuz. Steam Link'i falan da destekliyor. Onlarda da bir sıkıntı yaşamazsınız. Biraz daha bakayım. Hareketli böyle sahnelerde bir kopukluk falan oluyor mu diye düşünebilirsiniz. Orada da ben bir problem yaşamadım. Yerel karartma bazı yerlerde Full HD yazıyor. Göreceksiniz. Yerel karartma şöyle arkadaşlar. En üst seviyede değil. Ama en kötü seviyede de değil, ortalamanın üzerinde karartma performansı var diyebilirim. 10 üzerinden bir puan ver deseniz 7.5-8 verebilirim. Zaten size de göstermeye çalışacağım. Yerel karartma konusunda ne çok kötü ne de çok iyi ama hani dediğim gibi biraz parasına göre düşünüyoruz. 100 Hz televizyonlar içinde ve böyle HDMI portu falan bol televizyon olarak düşünürsek bunu fiyatının hakkını rahatlıkla verdiğini söyleyebilirim. Söylediğim gibi ben yine size videolarla bu deneyimi aktarmaya çalışacağım. Kendiniz de oradan göreceksiniz. Ben zaten söylediğim her şeyi videolarla desteklemeye çalışıyorum. Ya birçok kişi ben bunu desteklemesem de zaten benim sözüme inanıp televizyonları alıyorlar. Geçenlerde bir tanesi yazmış ya neden senin söylediğinle televizyon alayım diye. Şu yüzden alacaksın. Çünkü benim söylediğime göre alan insanların %99'u memnundu. O yüzden alacaksın yani bu gayet basit bir şey. Biz devam edelim. AV1 kodek desteği de bulunuyor. Bunu ister YouTube'da kullanabiliyorsunuz, isterseniz de başka bir platformda ya da kendiniz AV1 video indirirseniz de kullanabiliyorsunuz. Orada da bir problem yaşamazsınız. Bir tane arkadaşımız sanırım ya Prime'da ya da Netflix'te bir HDR sorunu yaşamıştı. Ben onu da çok denedim. O konuda da hani ben problem yaşamadım. Belki onun yaşadığıyla hani benim yaşadığım arasında bir güncelleme geldiyse o da düzeltilmiş olabilir ama mevcut durumda bende öyle bir sorun yok. Ben yine yazılım versiyonunu falan size aktarmaya çalışacağım. Şundan da bahsedeyim. Yurt dışına Google TV güncellemesi almış televizyon ama bana henüz gelmediği için o konuda bir şey diyemem. Biraz da tasarımını konuşalım isterseniz. Benim gördüğüm televizyonlar arasında şık bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. İnce çerçeveleri var. Ayağı gayet şık. İster masanın üstüne koyun, ister duvara asın. Hatta şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ben duvara assam daha şık geliyor bana. Çünkü hani bu ayak ne kadar böyle zarif de olsa beni rahatsız ediyor. Duvara astığım zaman televizyon bana biraz daha hoş geliyor. Böyle biraz daha sinema havası veriyor. O yüzden alan arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Duvara asın derim. Kalınlık olarak da ne çok kalın ne de çok ince diyebilirim. Sadece şu çerçeveler ince yani. Orada kalın diyemeyiz tabii ki. Şu çerçeveler ince. Ama biliyorsunuz böyle galeri design falan televizyonlar var ya o kadar da ince değil. Belki merak edenler olabilir. Air kumanda falan kullanılıyor mu diye. Çünkü Android'i kullanırken bazen gerekli olabiliyor. İster Air kumanda, ister klavye, ister normal mouse, ister Bluetooth mouse. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Bir problem olmuyor. Hatta şunu da ekleyeyim, uyumlu bir webcam'iniz varsa Google Duo ile falan görüntülü görüşmelerde yapabiliyorsunuz. Bendeki webcam ile çalıştı ama görüntüsü o kadar kötü ki çok eski bir webcam o ama Logitech modelleriyle çalışacaktır. Şimdi o kadar şeyden bahsettik. Biraz böyle sorunları toparlayalım. Çünkü genelde insanlar televizyon tamam güzel iyi falan ama sorunları neler diye bakıyor videoya. Açılı olarak izlediğiniz zaman VA paneli olduğunu söyledim. Görüntüde %20'ye kadar bir bozulma olduğunu söyleyebilirim. Yani çok böyle açılı izleyeceğim. Ama en iyi performansı alayım diyorsanız genelde IPS panellere ve üst seviye IPS'e yönelmeniz lazım. Çünkü alt seviyede IPS'lerde çok iyi bir deneyim alamazsınız. Üst seviye IPS dediğim zaman da 20 lirayı yani 20 bin lirayı göze alın derim. Ben size yine bu televizyonun da böyle açısal görüntülerini falan aktarmaya çalışacağım. Oradan da deneyimleyeceksiniz. Tabii ki kendiniz karar verirsiniz ama canlı canlı görmek gibi olmuyor. Ben şunu söyleyebilirim rahatlıkla. %20'ye kadar bir bozulma oluyor ama çok çok ağır rahatsız etmiyor. Şunu söyleyeyim. Sürekli açılı izleyecek olsam almam. Ama genelde karşıdan izliyorum. Arada bir de açılı denk gelirse hani hiç sorun etmem. Onu da söyleyeyim. Atıyorum sen bunu alacaksın. Yukarı bir yere koyacaksın kafede. O zaman alma derim. Ama evde kullanacaksan falan hiçbir sorun olmayacaktır.
Biz şimdi sorunlarla devam edelim. Parlaklık konusunda söylediğim gibi HDR'de biraz daha yüksek parlaklık istiyorsunuz tabii ki. Hatta burada şunu da ekleyelim. Mesela siz bu televizyonu aldınız. Yurt dışında bazı insanlar bunu yapmış. Bunun servis paneli var. Servis panelini ben açamadım. Kumandadan birçok tuşa böyle basıyorsunuz arka arkaya. Servis paneli açılıyor. Oradan HDR'ı kapatmışlar. Birçok kişi daha iyi deneyim aldığını söylemiş filan. Ben oradaki görüntüleri canlı göremediğim için çok net bir şey söyleyemiyorum ama böyle biraz araştırırsanız göreceksiniz onu da. Mesela bu televizyonda da şunu yapın. Aşağı yukarı hani 600-700 nitsin altındaki parlaklıktaki tüm televizyonlarda bu geçerli olacaktır. Şu televizyonu alın. Mesela buraya deyin ki Dolby Vision yazın, tamam mı? Ama görüntüyü böyle koyun. Aslında HDR olmasın o görüntü. Tamam mı? Sinyal HDR değil ama siz sadece yazılı olarak koyun. Normalde gerçekten Dolby Vision olan bir görüntüden daha iyi gelirse. Çünkü eğer parlaklıkla desteklemezsen o görüntü normalden daha kötü olacaktır. Ben bu televizyonda da parlaklığın daha yüksek olmasını isterdim. Yüksek olmamış çünkü şu yüzden 800 serisini baltalardı. Bir de şu ara televizyonlarda bir sıkıntı var. Bazı arkadaşlar diyor ki abi hiç enerji tüketiminden bahsetmiyorsun. Çünkü o konuda televizyon firmalarını bayağı bir sıkıştırıyor böyle standartlar. Hani orada bayağı böyle katı şeyler, kurallar geldi. O zaman da ne yapıyorlar? Ben mesela teknik veriye bakıyorum ama adam gidiyor güç tasarrufunu alıyor. Güç tasarrufunda böyle oyunlar yapıyor. Yani teknik veriyi doğru düzgün desteklemiyor. O yüzden hani pek fazla bundan bahsetmiyorum. İlerledikçe bunlar oturacaktır. O zaman daha çok bunların üzerinde konuşuruz. Bu televizyonda da aslında kısılan yani olması gereken şeyler başka modeli öldürmemek için yapılmış. Mesela USB 3 yok. Ben onu da eleştiriyorum. Böyle bir televizyonda kesinlikle USB 3 olmalıydı. O da 725'i mesela baltalamamak için belki konulmuş ama şimdi şöyle bir durum var. 725'i bu televizyon baltalamaz çünkü bu 100 Hz bir televizyon. Yani daha üst seviyeye yakın bir televizyon. O daha böyle orta seviye bir televizyon. Ama nedense USB 3 koymamışlar. Bazı arkadaşlar diyecek ki abi USB 2 neyine yetmiyor? Blu-ray'i oynatamaz mısın? Oynatırsın diyebilir ama ben böyle bir televizyonu aldığım zaman USB 3'ü de arıyorum açıkçası. Bunun yanında devam edecek olursak televizyonun panelinin biraz daha mat olmasını isterdim. Çok çok yansıma yapan bir televizyon değil ama mat bir ekranda diyemem. Biz devam edelim. Android 11 olduğu için bazı APK kurulumlarında sorun yaşayabilirsiniz ve bu stabiliteyi bozabilir. Android 11'i kullanan birçok cihazda da bunu görüyorum. Bir diğer soru zaten şu sistem temizleyiciyi kullandığınız zaman demiştim sorunlar çıkabiliyor. Onu pek fazla kullanmayın. En azından güncellenene kadar kullanmayın derim. Uydu kanalları harf sırasına göre diziliyor. Yani farklı bir dizilim yapamıyorsunuz. Onu da pek sevmedim. Kumandada OK tuşu kanal listesini açmıyor. Onu da sevmedim. Zaten söylemiştim. USB 3'ten zaten bahsettik. Olmalıydı. Televizyonun görüntü işlemcisinin biraz daha güncellenmesi gerekiyor. Yani görüntü işlemcisinden kastım algoritmanın biraz güncellenmesi gerekiyor. Çünkü söylediğim gibi dışarıdan televizyona harici bir donanım taktığınız zaman çok daha iyi bir görüntü alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar biraz sonuca gelecek olursak bazı arkadaşlar sormuştu onlara da cevap vermiş olayım. Kenarlarda ışık sızması, bulutlanma böyle şeyler bende yok. Renk bozulması zaten kendiniz de görüyorsunuz. Ben size yine detaylarla da bunu aktarmaya çalışıyorum. Hani öyle bir şey olmadığı için ben bu seride öyle bir şey var diyemem. Benim elimdeki cihazda bu sorunlar yok. Yani ne bulutlanma var ne buralarda ışık sızması var ne bileyim şuralarda renk bozulması var. Hani Arçelik incelemesinde bahsetmiştim. Hatırlayanlar vardı. Şurada ışık sızmaları var ama hani demiştim bu cihaz daha çıkmadı. Belki size geldiği zaman böyle sorunlar olmaz diye. Bana gelen cihazda durum bu. Çünkü ben sizi anlıyorum. Siz de televizyonu almışsınız. Benzer sorunlar yaşamışsınız. Hani Kaan abi sende var mı falan diye soruyorsunuz ama ben sorunu görmediğim için de var diyemiyorum. Söylediğim gibi bende ışık sızması olsun, bulutlanma olsun öyle bir problem yok. Bunun yanında şundan da bahsedeyim. Biraz zaten konuşmuştuk bunu. Televizyonu aldınız. Serviste güzel bir kontrol edin arkadaşlar. Hem ölü pikseli, hem ışık sızması, hem bulutlanması güzel bir kontrol edin. Sonra eğer kendiniz böyle çok beceremiyorsanız görüntü ayarları konusunda servisten yardım isteyin. Servisle beraber şöyle birkaç tane 4K görüntü açın ya da fotoğraf açın. Ben video açmanızı özellikle tavsiye ederim ve farklı videolar için. Yani nedir bu? Bir belgesel görüntüsü, bir manzara görüntüsü. Bir futbol maçının görüntüsü falan gibi böyle farklı görüntüler alın. Onları arka arkaya böyle göstererek hani servisle siz de bakarak böyle ortak bir karar verebilirsiniz. Yani ayarları o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü ayarları yaptığınız zaman gerçekten varsayılanla arasında bayağı bir fark oluşuyor. Bir diğer şey de şu arkadaşlar Android televizyonların hepsinde geçerli. Televizyonun kapatma tuşuna bir kere basarsanız uyku moduna girer. Basılı tutup kapat demeniz lazım. Televizyon o zaman kapanır. Diğer türlü hem güç tüketimi daha fazla olacaktır. Hem de televizyonunuz öyle açık kalacaktır. Hani RAM şişiyor falan diyorlar ya ben hiç denk gelmedim öyle şeylere ama siz eğer böyle bir şeyden korkuyorsanız da televizyonu direkt komple kapatın. Evet arkadaşlar TCL C728 bu şekildeydi. Bir süredir zaten incelemesini yapıyordum. Yani kendim inceliyordum. Tavsiye videosunda da bahsetmiştim. Çünkü söylediğim gibi ben fiyat performansını yüksek görüyorum. Ama fiyatı çok yukarılara
çıkar, alınmaz bir duruma gelir. Fiyatı çok düşer, daha da bir fiyat performansı olur. O dediğim gibi tamamen fiyata bağlı. Şimdi ben bu televizyonu size anlattım. Gidin bu televizyonu 30 bin liraya alın da demiyorum. Fiyatına göre değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi 30 bin liraya alın demiyorum diyorum ama yarın bir gün yine fiyatlar uçar. Bu televizyon 30 bin liraya gelir. Bunun muadilleri de 40 bin liraya gelir. Bu yine fiyat performansı olur. Onu bilemem. Dediğim gibi biraz böyle rakipleriyle değerlendirmeniz lazım. Ben artılarıyla eksileriyle incelemeye çalıştım. Bana gelen böyle olumsuz yorumları falan da böyle dikkate aldım. Onlarla da kontrol ettim. İşte HDR ile ilgili sorun yaşayanlar yazdı. Panelle ilgili sorun yaşayanlar yazdı. Onların hepsini de dikkate alarak kontrol ettim. Ama söylediğim gibi bendeki televizyon bu. Yaşadığım sorunları söyledim. Yaşamadığım sorunlardan da bahsettim. Ama dediğim gibi ben elimde olan televizyonun dışında bir şey söyleyemem. Yani yaşamadığım bir sorunu yaşadığım gibi söyleyemem tabii ki. Burada olay size geçiyor. Siz ne yapacaksınız? Eğer televizyonu aldıysanız şuralarda sorun yaşadım. Televizyonun belki yazılım sürümünü yazabilirsiniz. Seri numarasını yazabilirsiniz. Onları böyle aşağı yorumlarda eklerseniz alacak arkadaşlara bayağı bir faydası olur. Ben zaten televizyon tavsiye videoları yapıyorum ara ara. Oradaki sıralamaya bakın arkadaşlar. Oradaki modellere göre hani bunun üstünde modeller var, altında modeller var. Fiyat o arada dengeleniyorsa bunu tercih edebilirsiniz. Ama bakarsınız atıyorum orada tavsiye vermişim. Bundan normalde o tavsiye verdiğim gün daha pahalı bir model. Bunun durumuna geldiyse de onu tercih edersiniz. Orada dediğim gibi biraz fiyata göre bakmanız lazım. Genel olarak da söyleyecek olursak ben televizyondan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Zaten tavsiye videosunda da bahsetmiştim. Eğer memnun kalmasam hiç o listeye koymazdım. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Hem detay görüntülerle hem de deneyimlerimle size televizyonu aktarmaya çalıştım. Sizler de kendi deneyimlerinizi ve yorumlarınızı aşağı yorumlar kısmına yazarsınız. Oradan faydalanırız. Şimdilik benden bu kadardı. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.